Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gerçek Selanik modeli, örgüsü nasıl örülür onu göstereceğim. Yalancı Selanik'i hepimiz biliyoruzdur zaten. Gerçek Selanik'ten öreceğiz bu akşam, modelimizi kuracağız. İnanın kolay bir şekilde ilerleyecek. Hiç korkulacak bir şey yok. Genelde hep ay Selanikli zor derler, işte kaçırıyorum derler. Yapamadım derler. Ama inanın öğrendikten sonra gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için acizane bir video çekmek istedim. Selanik örgüsünü dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Berelerde, özellikle berelerde, atkılarda, kazaklarda, süveterlerde, yeleklerde, hırkalarda dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. İlmek sayımız sadece tekli rakamlar olacak. Yani 15 gibi. Ben şimdi size hani küçük rakamlar söylüyorum. Siz tabii ki ölçerek, yani bedeninizde işte arkaya kaç ilmek atacaksanız, önlere kaç ilmek atacaksanız ya da berenizde işte kafa ölçünüzü alırsınız. Önce bir güzel lastik örersiniz. Daha sonra da modelinizi kurarsınız. Tekli sayı olacak. Ben size 21 tane sayı üzerinden göstereceğim. Tekrar şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Selanik'in şu tiril tiril lokum gibi olan dokusunu inanın hissetmenizi isterim ördükten sonra. Tabii kullandığımız ipler ve şiş numarası da doğru orantılı olduğunda görsel bir şölen olduğunu düşünüyorum. Her şeye yakıştığını düşünüyorum gerçek Selanik'in. Ben bunu o ütlet bir iple ördüm. 2,5 milimetrelik bir kısa çorap şişlerim var. Genelde tığ işi yaptığım için, genelde değil, tamamen tığ işi ördüğüm için pek şiş bulundurmuyorum. Ne yazık ki. Şöyle göstereyim size. Şimdi ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube'da yeniyim. Desteğinize ihtiyacım var. Abonelik ücretsizdir. Abone olursanız ve beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok önemli. Motivasyon açısından. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız eğer, başlayalım. Evet arkadaşlar, ilmek atarak başlayacağız. 15 tane ilmek üzerinden ben size göstereceğim. Bir kere ipimizi şöyle bir şekilde bağlayalım. İlmeklerimizi sık atmayalım arkadaşlar. İlk sıra olduğu için çok sıkıntı yaşıyoruz. Sonra bakın bu şekilde. Siz nasıl alıyorsanız bilemiyorum. Ben bu şekilde alıyorum ilmeklerimi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tekli sayı dedik. Muhakkak tekli sayı olması gerekiyor. Genelde ilk ilmeklerimizi örmeden alırdık. Şimdi Selanik çünkü kendini çok seven bir model olduğu için bundan sonra hep ilk ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın önden alıyorum. Bu şekilde önden aldım. İlmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. Ve bir kere ipimi böyle doluyorum. Ondan sonrakini örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum ve bir kere ilmeğimi doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden çıkartıyorum ve bir kere ipimi doluyorum. Bir örüyorum. Bir tane boş alıyorum ve ipimi bu şekilde doluyorum. Ajur yaparmış gibi. Bir tane ördüm. Bir tane örmeden aldım ve şişimi bir kere ipimi doluyorum. Bir tane örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum ve ipimi bir kere doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Ve ipimi bir kere daha doluyorum. En sonuncusunu da normal örüyorum. Hep sonlarda örmemiz gerekiyor çünkü. İşimi döndürüyorum kendimden yana. Geliyorum şimdi yine ilk ilmeğimi öreceğim. Geldim. İlk ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın, doladığımızla
Bakın iki tane ilmek çıktı karşımıza bu şekilde. Bunu örüyorum. Yine tek olan ilmeği bu şekilde alıyorum ve bir kere doluyorum. İki taneyi böyle ikili geçiyor. Bakın ikili görünüyor zaten üstüne doladığımız için. Karşıma çıkan ikiliyi örüyorum. Tek olan ilmeği örmeden alıyorum ve bir kere doluyorum. İkili çıktı. Doladığımızla birlikte ilmeğimiz. İkisini alıyorum. Örüyorum. Tek olanı örmeden alıyorum ve ipimi bir kere doluyorum. İkiliyi örüyorum. İkiliyi örüyorum. Tek olanı örmeden alıyorum ve bir kere doluyorum. Doluyorum. İkiliyi örüyorum. Tek olanı, pardon, tek olanı örmeden alıyorum ve bir kere doluyorum. İkiliyi, bakın ikili, zaten dolamıştık üstüne. Bir tane boşalmıştık, üstüne dolamıştık. Bu ikiliyi alıyorum, örüyorum. Tek olanı örmeden alıyorum ve doluyorum. İkili var, ikili kaldı burada. Geliyorum bu ikiliyi de şu şekilde örüyorum. Tek kaldı. Teki de örüyorum. En sonuncu ilmeklerimizi örüyorduk biliyorsunuz. Modelimiz şimdi biraz sonra kendini göstermeye başlayacak. İlk ilmeğimizi geliyoruz. Burada örüyoruz. Tekli gördüm. Tekliyi alıyorum. Örmeden bir kere doluyorum. İkili görüyorum. Geliyorum ikiliyi. Örüyorum. Yine aynı şekilde. Tekliyi örmeden alıyorum. Bir kere doluyorum. İkiliyi örüyorum. Diğer sıralarda ne yaptıysak aynısını yapacağız. Tekliyi örmeden alıyorum ve başına doluyorum. İkiliyi örüyorum. Bundan sonra örgümüz boyunca sadece bunu yapacağız. Tek ilmeği örmeden alıyorum ve başına bir kere doluyorum şişimin. İkili çıktı bakın. İkili ilmek. Şöyle göstereyim. İkili ilmek. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden alıyorum ve bir kere doluyorum. Yapacağımız işlem bu. İkiliyi örüyorum. Tekliği aldım ve şişime bir kere ilmek doladım. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden alıyorum ve bir kere doluyorum. Sonuncu ilmeğimi zaten bu şekilde örüyorum. Öğrendikten sonra gerçekten çok kolay ve görüntü itibariyle mükemmel bir şey çıkıyor ortaya. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu denemeyen arkadaşlarım için genelde herkes biliyordur tabii ki. İlk ilmeğimizi ne yapıyorduk? Geliyorum, örüyorum. Hemen ikili çıktı karşıma. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden alıyorum. Başını bir kere doluyorum. İkiliyi, bakın ikili. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım ve başını bir kere doladım. Artık bizim yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Örgümüz boyunca tekliği aldım ve bir kere doladım. Bunları unutmayalım. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım ve başına bir kere doladım. İkiliyi ördüm. Tekliği örmeden aldım ve başına bir kere doladım. Bu şekilde örmeden aldım. Başına doladım. İkiliyi örüyorum. Bir tek ilmeğim var. Sonuncu ilmeğimi örmem gerekiyor. Sonuncu ve baştaki ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar. Birazdan zaten modelimiz artık kendini göstermeye başlayacak. Geliyorum. İlk ilmeğimi örüyorum arkadaşlar.
Ördüm. Tek geldi, tek ilmek. Teki aldım, örmeden başına bir kere doladım. İkili geldi önüme, ikiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım ve başına bir kere doluyorum. İkiliyi örüyorum. Tekliği aldım, örmeden bir kere başına doladım. İkiliyi örüyorum. Tekliği alıyorum ve başına bir kere doluyorum. İnanın örümü hem çok kolay hem de gerçek Selanik her örgüye, her modele yakışır. Ben de değerlendireceğim bir sürü projemde örmeden aldım, doladım. Sonuncu ilmeğimi de geliyorum burada, örüyorum. İşimi döndürüyorum. Artık model kendini göstermeye yavaş yavaş başladı sanırım. Birkaç sıra daha yapalım ki aklımıza takılan bir şey olmasın. İlk ilmeğimi geliyorum, örüyorum. Bunu unutmayalım. İkili geldi hemen önüme bakın. İkili. Geliyorum bu ikiliyi buradan örüyorum. İkilileri hep örüyorum. Tekli olanı alıyorum. Örmeden başına bir kere doluyorum. Bunu da unutmuyorum. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım. Başına bir kere doladım. İkiliyi örüyorum. Tek olanı örmeden aldım. Başına doluyorum. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden alıyorum ve başına dolamayı unutmuyorum. İkiliyi ördüm. Tekliği aldım. Örmeden başına doladım. İkiliyi örüyorum. Tekliği hemen alıyorum örmeden. Başına bir kere doluyorum. İkiliyi ördüm. Tek ilmeğim var. En son ilmeğimi örmem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Modelimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Bir sıra daha yapalım. Aklımıza takılan hiçbir şey kalmasın. Geliyorum burada. İlk ilmeğimi örüyorum. İlk ve son ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tek geldi önüme. Tek örmeden alıyorum. İlmeği bir kere şişime doluyorum. İkili geldi önüme. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden alıyorum. Ve ilmeğimi şişime bir kere doluyorum. İkiliyi ördüm. Tekliği örmeden aldım ve şişime bir kere ilmeğimi doladım. İkiliyi ördüm. Tekliği örmeden aldım, bir kere doladım. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım ve bir kere doluyorum. Artık bundan sonra modelimiz boyunca yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Tekliği örmeden alıyorum, doluyorum ve son ilmeğimi de geliyorum burada. Örüyorum. Bu şekilde. Bakın, Selanik örgümüz artık kendini göstermeye başladı. Dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi şeyi keşfettim. Alize Süperlan'ın midi. Midi ile Selanik'ten güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Alize'nin kendi sayfasından da takip ediyorum çünkü çok hoşuma gitti. Renk olarak turuncu renkte bir hırka yapmışlar zırh örgüsüyle. Hatta o zırh örgüsünü de sizlerle paylaşacağım. Teknik olarak çok hoşuma gitti. Birkaç tane model var öyle hoşuma giden. Sizlerle paylaşmak istediğim. İkili geldi önüme örüyorum. Tekliği aldım örmeden başına doladım. İkiliyi örüyorum. Tekliği örmeden aldım başına doladım. İkiliyi örüyorum. En son kalan ilmeğimi de örüyorum. Bunu kesinlikle unutmuyorum. Bakın bu şekilde artık Selanik örgüsü kendini gösterdi arkadaşlar. Lastik yaparsınız. Bir düz bir ters ya da iki düz iki ters. Lastiğin üzerine de örneğinizi kurabilirsiniz. Selanik'in ben lastik istediğini düşünüyorum. Yani yok mu? Var tabii ki. Benim bir sürü mağazalardan aldığım kazaklarım falan var. Onlar mesela lastiksiz bir şekilde Selanik'e direkt başlamışlar. Boğazlı kazaklarım harika görünüyor. Lastiği daha çok yakıştırıyorum sanki. Yani de daha net görünüyor. Şöyle göstereyim size Selanik örgümüz. Çok güzel arkadaşlar. İnanın örümden kaynaklanan yani modelin kendisinden kaynaklanan bir yumuşaklık oluşuyor. Gerçek Selanik örülüşü bu şekilde. Ben de elimden geldi, dilimden döndüğünce sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.